Efendim yarından önce birbirinden değerli konuklarıyla devam ediyor. Stüdyomuzda gerçekten konuşmak için bültende de söyledim sizlere yayın sırasında. Sabırsızlandığım konuklarım var. Onları bir tanıtayım sizlere. Muhammed Faris uzaya gitti geldi. Gerçekten çok merak ediyorum neler anlatacak bize. Uzayda neler gördü, ne yaptı? Yani konuşmak için sabırsızlandığım bir konu. Beynimizin şifresinden bahsedeceğiz. Barış Muslu. Hem de yazarsın aynı zamanda. Aha. Zaten bu konularda da beyinle ilgili beyni bozmuş birini diyebilir miyim? Yani kafayı bozmuş derler ya tırnak içinde. Çok fazla çalışması var Barış'ın. Ve eşi de Zeynep Tarhan Muslu. Evet, renkleri tamam. Konuşacağız. Bugün renkli bir stüdyomuz var. Renklerin şifresini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, öncelikle. Welcome. Welcome. Muhammed Bey Suriyeli. Şu anda Türkiye'de yaşıyor. Suriye'deki savaş nedeniyle ülkemizde. Muhammed Faris Suriye yaiş haline fide. Evet. Türkiye bir sebep harp. Bir süredir bir kozmonot kendisi. Aynı zamanda Suriye'de de bir tüm general. Ama tabii ki savaş şartları nedeniyle ülkesinden uzak kalmak zorunda kalmış ve şu anda ülkemizde. Biz de bunu şans olarak değerlendirdik ve kendisini yarından önce de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ve çok fazla tabii ki sorun var ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Uzaya çıkmak mı zor, savaş mı? Suud ila fada asab emel harp. طبعا الحرب أصعب. طبعا كي سواش ده زور. الصعود إلى الفضاء يحقق غاية إنسانية علمية. وزاي تشكمك إنساني وبيلمسل بغاية ulaşmak için yapılır. أما الحرب فتدمر الإنسانية. Savaş insanlığı öldürür, yok eder. Evet, biri bilim, biri ise hiçbir açıklaması olmayan bir konu. Dileriz ki bitsin. Dileriz herkes ülkesinde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşasın. نتمنى ان تنتهي الحرب وكل يعيش في بلده بشكل مرتاح ما في شك الحرب شيء قبيح savaş çok kötü bir şey اتمنى ان تنتهي الحرب bitmesini dilerim ويعود المشردون الى بلادهم evlerinden yok göç ettirilenler evlerine dönerler umarım لان الوطن çünkü vatan له معان كثيره vatanın çok anlamı var birçok anlamı var هو التاريخ وطن تاريختر هو الحاضر والمستقبل gelecek ve bugün ve gelecektir vatan هو الأب والأم o anne ve babadır aynı anda والولد ve çocuktur evet والتراب topraktır aynı anda vatan. Gerçekten çok güzel açıkladınız teşekkür ederiz شرحتونا الموضوع بشكل جيد شكرا uzayla ilgili de sorularım olacak onlara da sonra geleceğim ama ilk merak ettiğim buydu راح يكون عندنا أسئلة بالنسبة للفضاء وهذا هدف جلستنا. أهلا وسهلا. ممنونيتله. خوش كلدنس. خوش كلدنس. تشكر دارس. Şimdi Barış daha önce ben senin seminerlerine katılmıştım. Bu hani çalışmaları gerçekten merak edenlerdenim. En çok ilgi duyduğum konu da şuydu. Beyin aslında sandığınız kadar zeki bir organ değil. Gerçekten söyleneni aynen yapıyor. Aslında aptal bir organ diyebiliriz demiştin. Bunu neye dayandırıyoruz? Hani yani evet seminerlerinde böyle ödemişim şaka yapıyorum yani tabii ki ödemiştim. Ben insanları biraz şaşırtıyorum biraz ters buluyorum. Evet bayağı ters köşe. Sen de oradaydın çok da umarım çok güzel. Da faydalandım. Evet. Kendi adıma. Çok 3-4 sene oldu herhalde. Evet oldu. Hatta şöyle Zeynep bebek bekliyordu o zaman daha yeni. O zaman 3 sene olmuş. 3 sene olmuş sene. Evet. Evet yani tam hamile olduğu dönemler. Şimdi o kız 2,5 yaşında. Maşallah. Evde. Bir tane dedesiyle çizgi film seyrediyor. Annesi şu anda evet. Bilmiyorum. Belki de biz izliyoruz. Anneanneyle beraber. Ama anneyi babayı görürse belki isyan çıkarabilir evde televizyonda. Ben niye orada değilim diye. Yani şöyle söyleyeyim. Ben aslında beynin önemli bir defosu olduğunu anlatıyorum. Defoda aslında ilkel bir yazılımı var. Ama üzerinde çok bizim bilincimiz var tabii. Çok mükemmel. Yani muhteşemleşmiş ama altta çok farklı bir yazılım çalışıyor. Ve o yazılım özellikle travmatik olaylarda biraz kısa devre yapıyor. Ve genelde sağlık sorunlarımız ve hatta yani psikolojik sorunlarımızın çok büyük bir bölümü travmatik olaylardaki o beynin ilkel kısa devresiyle ilgili konuşuruz bunları. Peki şimdi beynine format at. Yazılımdan bahsettin. Yazılımsa formatlayabiliriz bilgisayar gibi öyle mi? Yani şöyle söyleyeyim. Format tabii bir şeydi. Benim en çok satan, en çok bilinen kitabım. Hatta benden daha çok tanınıyor bu kitap. bu adamı da şey zannediyorlar. Bir manken zannediyorlar. İnternet foto bu şey gibi. Bu kadar kızıl saçlısını nereden buldunuz? Stok resmi falan zannediyorlar.
stok fotoğrafı zannediyorlar. O benim. Saçımın kısa ve yaklaşık 6-7 sene önceki hali. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki format değil ama yaşadığımız kötü olayların duygusal etkisine format attığımız zaman çok enteresan şeyler oluyor. Sen muhtemelen görmüşsündür. Yani gördüm, şöyle bir şey gördüm mesela, fobiler. Fobiler benim de ilgi alanıma girer. Çünkü benim de bir hayvan fobim var. Zaman zaman aşmaya çalışıyorum. Orada çok bariz bir şekilde kedi fobisiyle mücadele etmiştiniz. Ve günün sonunda işte kadın kedi fobisini büyük ölçüde yenmişti. Biraz tabii ilk başta çığlıklar vardı ama sonuna doğru. Bu arada şöyle söyleyeyim, şeyden şey değişebiliyor. Sen herhalde biraz serti mi denk geldi? Bana çok serti denk geldi. Öyle mi? Ha, evet. Onu konuşuruz. Çünkü böyle bir 3-4 haftada bir biz bunu yapıyoruz. Hatta o seminerleri şu an çeşitli şehirlerde yapıyoruz. Hatta Adana'ya gideceğiz 2 gün sonra. Harika. Şöyle söyleyeyim. Yani bazıları çok yoğun oluyor. Bazıları çok basit oluyor. Ben bu arada mesela... Görebilirler şeyde, bu video kanal şeylerinde, sitelerinde son sene içerisinde 3 defa çok büyük, böyle milyonlarca kişinin önünde ortalama 5-10 dakika sürüyor Hilal. En fazla bir gün stüdyoda yapar mısın? Yaparız. 3 defa yaptım son bir senede. Şimdi cesaret edemiyorum, hani bana uygula diyeceğim stüdyoda. Sen ama. Sende kedi fobisi mi var? Yok, ben söylemem şimdi ne olduğunu, başka. Bir hayvan ama. Hayvan ya, köpek mi? O da değil. Kanatlı. Ha, kanada kuş. Evet. Bu arada çok da bir olay var mı? Yaşadığın bir olay var mı? İşte onu bilmiyorum. Bebekken belki yaşadığım bir olay olabilir. Ya da bir çatma bambaşka bir şey olabilir. İnsanlar video sitelerinde görebilirler. Gerçekten ben size bütün bu Ramazan günü bütün kalbimde söylüyorum ki gerçekten onlar tamamı doğru. Her ne kadar. İki defa sevgili Pelin Çift'in programında, bir tanesi de sevgili Nergis Hanım'ın gördüm programında. Gördüm videolarda. Çok kıskandım. Bir tanesi 5 dakika sürdü. Pelin Çift'inden uzunu 15 dakika sürdü. O biraz daha sertti. Muhtemelen senin gördüğün çok daha serti olabilir ama genelde ya 20 dakika, 15 dakika, 10 yani dakika. Yani en azından şunu söyleyebiliriz demek ki, beyni formatlayarak, beyin organını ve oradaki yazılımı formatlayarak fobilerden ve korkulardan bile kurtulmak mümkün. Fobiler kolayı ya. Yani öyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Biz sosyal medyada, ben hatta şu an yayında olurdum normal şartlarda. Evet, bu saatlerde yayın yapıyormuşsun, canlı yayın. Evet, her iki saat falan sürüyor bir resim paylaşılan sosyal medya var ya şu an, evet. En popüler olan. Adını söyleyebiliyoruz da Instagram. Instagram'a öyle mi? Instagram'da. Söylüyoruz, onu söylüyoruz. O tamam, Instagram'da canlı yayın yapıyorum. Her gece 2 saat falan yayında, sonra da gitarla falan bitiriyorum. Oo. Şöyle söyleyeyim, yayına katılan insanların gel bir... Şeyini dinle. Ben hatta videoları ufak ufak paylaşıyorum. Evet. Bir tanesini izleyeceğim ama tabii yayınlarımız çakışırsa zor izlerim. Ama biraz... en azından tekrarları var. Millet ne sorunlarından kurtuluyor Hilal, görsen. Bak, sen biliyorsun konuyu. Hı-hı. Ama sen i̇şte de şaşıracaksın. İşte bilim döndüğünce o yüzden anlatmaya çalışacağım. Hani sonuçta burada bunlar aslında yeni keşfedilen yöntemler. Hani dünya üzerinde uygulanan ve yeni keşfedilen. Türkiye'de de neyse ki uygulanıyor, ona da seviniyoruz. Onlardan aslında dilimiz döndüğünce bahsedeceğiz. Şimdi Muhammed Bey gerçekten uzaya çıkmış biri. Ben ilk tanıştığımda şöyle tanıştım. Uzaya çıkmış biriyle ilk defa tanışıyorum. Çok da büyük şeref duydum. Peki şunu sormak istiyorum. Uzaya gittiğinizde ne hissettiniz? Tabii ki çok ilginç bir soru değil bu ama. Şu hissettim. Tamam. المشاعر اذا بتم شرحها يحتاج الى وصف كبير. Tabii ki duyguları açıklamak istersek bayağı uzun. Kul merhale min marahil fada laha mashaa'ir. Uzayın her etabının bir duyguları var. Kendine has bir duyguları var. Nasıl duygular? İşte ona, ben aslında onları öğrenmek istiyorum. Mesela tamam. Fi mashaa'ir ma fi şak qalaq. Bazı duygular tabii ki önce hafif korku, endişe. Mashaa'ir khawf ahyana. Korku bazen. Lanu el hayat fi'l fada mali'a bil makhatir. Çünkü uzayda hayat tehlikelerle doludur. Şunu düşünüyorum, çok affedersiniz. Bir Müslüman olarak uzaydaydınız ve hani hep şunu söyleriz ya, bir ezan sesi geldi gibi oldu. Hani yaradana ermiş gibi hisseder mi insan o kadar yukarıda, gezegenin dışında? Ana ke Müslim taban lehi meşaer. Müslüman olarak kendi farklı duygularım vardır diğer astronotlardan. Nahnu alel ard قريبين من الله. Biz yeryüzünde de Allah'a yakınız. ولكن الارتحال الى الفضاء. Ama uzaya çıkmak. يشاهد الانسان عظمه الخالق بشكل اكبر. Allah'ın yaratılış gücünü, yaratma gücünü
daha fazla gösteriyor insana, gözünün önüne sergiliyor. Yani هناك في الفضاء مشاهد كثيره. Çünkü uzayda böyle görüntüler var ki yeryüzündeki insan onu göremez, fark edemez. وتظهر بشكل واضح عظمه الخالق. Allah'ın azametini, Allah'ın büyüklüğünü açıkça gösteriyor, sergiliyor. İşte aslında en çok onu sormak istemiştim. Geçenlerde bir astronotun bir paylaşımı vardı. Sosyal medyada epey bir konu oldu. Burada buraya çıktım ve Allah yok gibi göremedim gibi bir pankart paylaşmıştı. Ve bir kullanıcı da altına yorum yapmış yabancı dilde yine. Oradan inemediğinde tüpün bitmeye başladığında görürsün gibi böyle bir yorum yapmış. Nasıl tercüme edeceksiniz bilmiyorum ama nasıl bakıyor bu paylaşıma? Ra'et fada ecnebi ken ölü makale al inen atlat al fada u meşşeft el halik meşşeft Allah. Ben fi vahid min el müşahidin ev kârin muallık lu lau khalas el oksijen li mevcud hnik ve ente bil fada kent vakta bitihis bi azamet el halik. Kif rah etallik ala hal mevzu? Taban الخالق موجود في كل مكان. Tabii ki yaradan her yerde vardır. نراه في كل شيء. Biz her detayda, her şeyde onu görüyoruz. الخالق لا يرى بالعينين. Tabii ki Allah yaradan gözle görülmez. الخالق يرى في القلب. Kalple, gönülle görünür. الخالق يرى بآياته. Yaratıcı yarattığı şeylerle görünür. الخالق يعرف من خلال عظمة الإنسان الذي خلقه الله. Yarattığı şeylerin büyüklüğünden, azametinden görünür yaradan. Şimdi orada tabii aslında gezegenimizi küçücük gördünüz. Nasıl bir şey acaba bu kadar küçük görmek? الكرة الأرضية ككرة صغيرة. طبعا الأرض هي كرة صغيرة. Tabii ki. وجميلة رائعة. Dünya çok güzel. Küre küçük bir küre ama çok güzel. أنا قلت عدة مرات وأقولها في محاضراتي. Birkaç kere söyledim ve sürekli söylüyorum. الأرض أجمل شيء في هذا الكون. Dünya bu kainatın en güzel objesidir. وهي أمنا. O bizim annemizdir aynı anda. قلتها من الفضاء في مؤتمر صحفي. Uzayla ilgili bir kongrede söylemiştim. علينا أن لا ندمر الأرض. وَمَنْ يُدَمِّرَ أُمَّهُ فَهُوَ عَاقٍ. Bu dünyayı yok etmememiz, parçalamamamız lazım. Evet. Bunu parçalayan, bunu yok eden annesine kötülük yapmış olur, onu yok etmiş olur. اِنَّهَا الْأُمُّ الْحَنُونُ لِلْعَنْصُرِ الْبَشَرِ. İnsanlar için şefkatli annedir dünya. Çok güzel bir noktaya geldik. Yanınızda, hemen yanınızda da bir anne oturuyor. Hemen ona dönelim. Beklenen bebek geldi. Ondan sonra da biz görüşemedik. Evet. Evet. Renklere ilgisi var mı? Önce onu sorayım. Var. Olmaz mı? Bütün bebeklerin, bütün çocukların var renkleri. Bazı renkleri seçiyor mu? Evet. Evet, kesinlikle. Mesela neler onlar? Yani şimdi genel olarak zaten bebekler ve çocuklar işte kontrast yüksekliği, koyu açık farkının olduğu her yerde zaten daha çok ilgileri çekiliyor. Ama sonra oradan işte çocukluğa evrilişte her çocuk aslında kendini en doğru ifade ettiği renkleri otomatikman seçmeye başlıyor. Öyle bu mi? Çok içgüdüsel ve enteresan bir şey, hepimizde var aslında. Biz çocuğu doğar doğmaz cinsiyetine göre giydiriyoruz. Evet, maalesef. Mavi ise mavi, pembe ise pembe, yani kızsa pembe, erkek ise mavi. Çok yanlış bir şey yapmıyoruz. Soğuk pembeler ve soğuk tonlar aslında insanı yatıştırır, bizi çok daha rahat uykuya geçirir vesaire, ama orada o kadar geniş, büyük bir skala var ki o skalanın içerisinde aslında o çocukla çelişen tonlar kullandığımız zaman da çok iyi bir şey yapmıyor olabiliyoruz. Ama genel olarak aslında hatalı bir şey değildir yani pembe ve mavi ve o yumuşak soğuk tonları kullanmak bebeklerde. Şimdi Zeynep, sen moda editörüsün. Tabii ki moda ile birlikte renklere de ilgi başlamıştır, onu anlayabiliyorum ama nasıl girdin bu renk dünyasına? Hatta kitabım var, şöyle bir eğildim yönetmenim, kusura bakma. Ben söyleyeyim mi? Benim de evine renk girdi. Öyle mi oldu? Ha, yani tabii. Türkiye'nin sayılı kızıllarından biriyle evlenerek değil mi? Olabilir. Yani siyah yerine kızılla evlenince bence renk dünyasına girdi yani. Dedim ki bir tane turuncu eksiğim var, nasıl tamamlasam? Nasıl tamamlasam? Ben mesela turuncu rengi çok severim. Şöyle söyleyeyim, kendi adıma şöyle kendimi açıklayayım. Renkleri çok kullanan bir insanım. Hatta benim kalemlerim normal, evet, renkte değildir. İşte yeşildir, pembedir. Hep farklı farklı renklerle yazarım ve her gün farklı renk giyerim. Şeye çok şaşırırım. Siyah, beyaz, işte mavi,
ve gri ile hayat geçiren insanlar var. Çok şaşırırım mesela kıyafet anlamında, giyim anlamında ya da daha minimal yaşayan. Takdir ederim kendi anlamından. Ben severim rengi mesela. Evet, sana zaten çok yakışıyor. Biz takip ediyoruz ve ben sürekli bakıyorum senin renk seçimlerine. Sana zaten canlı ve sıcak renkler yakışıyor. Canlı ve sıcak renklerin yakıştığı insanlar. Yani bu arada yakışma derken teknik bir şeyden bahsediyorum. Öyle mi? Ya yakışıyordur ya da yakışmıyordur. Bu çok teknik bir şeydir. Zaten kitapta o tekniği nasıl çözeceklerini aşama aşama yönlendirerek anlatıyorum. Bu bize bir şey ifade eder mi yani yakışma meselesi? Yakışma meselesi aslında karakterle ilgili de enteresan küçük küçük ipuçları veriyor ama benim konum çok teknik olduğu için o taraflara çok fazla girmeyi tercih etmiyorum aslında. Ay ne olur gir, biz severiz öyle bal gibi. sıcak renklerde iyi görünen ve net renklerde iyi görünen insanlar aslında böyle çok cıvıl cıvıl kendini çok iyi ifade eden, girdiği ortamda hemen çok dikkatleri üzerine çeken, ekran önünde çok fazla olan. Çünkü ekran önü, şimdi benim bu yaptığım iş aslında güneş ışığında yapılan, bizim işte makyajsız yüzle kadınlarda, işte saçlar kapalı bir şekilde yapılan çok teknik bir aslında birebir çalışma. O çalışmanın sonucu var kitapta. Nereye bağlayacaktık? Sen ne sordun? Şeye bağlanacaktık. Renklerle karakter arasında paralellik var mı? Evet. Şimdi o aslında var, kesinlikle var. Ama bu böyle tatlı tatlı yaptığım gözlemler üzerinden bir paralellik kuruyorum. Benim ondan. Göz rengime baktın, üstünde sarı giymişsin dedin. Yayında söyleyeceğim dedin. Evet. Sen canlı ve sıcak renklerdeysin. Çok net renklerdeysin ve cıvıl cıvıl renklerdeysin. Bu da seni ekran önünde aslında çok iyi yapıyor. Dediğim gibi daha çok çok dikkat çekiyorsun ekran önünde ve çok rahat kendini ifade ediyorsun. Şimdi ekran ayrı bir ışınım. O yüzden oradan geçerken de net renklerde olmak çok daha avantaj sağlıyor. O yüzden ekran önünde zaten çok net ve sıcak renklerin insanların çok fazla görüyoruz. Hiç bununla ilgili olduğunu bilmiyordum mesela evet, renkleri ama sevmenin. Tabii ki öyle bir dünyadayız ki siyah ve beyazı üretmek çok kolay. Satmak çok kolay, tükettirmek çok kolay. Aslında benim bu konuya gelişim moda editörlüğü yaptığım dönemde bu aşırı tüketim dünyasının kalabalığına geliştirdiğim bir tepki. Çünkü aslında herkesin iyi göründüğü renkler var ve onları bulmak aslında o dünyaya bir dakika ben bu renklerde ve bu tonlarda iyiyim. O yüzden şu anda bana dikte edilen bu modayı aslında kabul etmek istemiyorum. Hani her sene başka renkle kendimi ifade etmek zorunda değilim. Değilim, evet, kesinlikle. Bir de şu var, kültürler var. Mesela Doğu kültürü daha kendini renklerle ifade eden bir kültür. Daha hani böyle bilgelik de bir yerde yükseliyor ama baktığımızda Avrupa'da ya da işte daha az modernitenin daha ön planda olduğu diyelim ülkelerde de daha az, daha minimal giyim. Hani less is more dedikleri, böyle az iyidir, çoktur, güzeldir diye bir kavramın yerleştiği ülkeler var. Az çoktur ama doğru tonu bilmek lazım. Yani mesela siyah ve beyaz da aslında birçok tonu var siyah ve beyazın. Hangi tonun kişiyi doğru ifade ettiği çok önemli bir şey. Çünkü o yanlış ifade eden tonlar aslında bizimle çok çeliştiği zaman bir tür renk harekirisi yapıyor. Bizim meramımızı anlatmamızı aslında zorlaştırıyor. Bizim önümüze geçiyor, bizimle çelişiyor. Ama işte görüyorum insanlar kendilerini bazı renkleri giymek için çok zorluyorlar. Özellikle moda olanları giymek için. O yüzden aslında birazcık benim mantığımda sadece kendi nasıl her konuyla ilgili kendi içimize ve derinimize inmemiz gerekiyorsa bu konuda aslında kendimizle ilgili keşfetmemiz ve çözmemiz gereken bir mesele. Ondan sonra sadece kendi skalanızdan ilerlediğiniz zaman zaten en doğru imajı vermeye başlıyorsunuz. Kendinizi daha iyi ifade etmeye başlıyorsunuz. İşte daha güzel görünmeye başlıyorsunuz zaten otomatikman. Birazdan ışığını da daha doğru yansıtıyorsun. Kesinlikle. Şöyle bir soru geldi aklıma. Muhammed Bey, bir soralım mı? Acaba uzayda hangi renkleri görmüş daha çok? Elvan şifte şahepte fil fada. Tabii elvan fil fada. El fada bi had zatu zalam. Uzayda renkler, uzay karanlıktır aslında. Velakin ecmel el adva temenneyt en akun ana rassam. En güzel renkleri orada gördüm. Ressam olmayı çok diledim. Lianu el alwan min el fada khasan hina shuruq el shams wa ghurubiha ala el ard. Renkler özellikle güneşin doğup yeryüzüne vurduğu ışınları vurduğu zaman. Hunak terakub fi el alwan wa la ajmal min. Orada müthiş bir renk bileşimi, renk karışımı. Yani ortaya çıkıyor. Takun qariban min alwan qaws qazah. Yani yaklaşık gökkuşağı rengine yakın renkler ortaya çıkıyor. Ve lezalik el alwan taban
هي ثلاثة ألوان نميزها على الأرض. يعني رنكلر أصلاً ده 3 رنك أيرد التيمز 3 تان أنا رنك. الغابات باللون الأخضر الغامق. أورمانلار koyu yeşil. البحار والمحيطات باللون الأزرق. دنيزلر وأوكيانوسلر mavi renkli. والصحاري باللون الرمادي. Kara ve çöller gri veya sarı renkli. 3 renk. Evrenin 3 rengini uzaydan bu şekilde algılıyormuş. Tabii manzar al-ard min al-fada bi tarakub al-alwan jamil jiddan. Tabii dünyanın uzaydan bu renk birleşimiyle müthiş bir görüntüdür. Yani لو بيطلعوا الفنانين على الفضاء بيعملوا لوحات رائعة. Keşke sanatçılar da renkle ilgilenenler de uzaya çıkıp o renkleri görseler müthiş bir ürün ortaya koyarlar. Zeynep'i alıp uzaya götürelim o zaman. Evet. Muhteşem. Ben böyle dinlerken zaten terapi gibi geliyor. Biz de Barış'la çok severiz uzayla ilgili belgeseller izlemek. Tam da bizim, denk gelmiş o zaman. Evet, bizim terapimiz. O yüzden ben ya böyle ben konuşmayayım, dinleyeyim yani. Beyefendiye bir soru sormak tabii ki, isterim. Tabii ki çok sevinirim. Çok basit bir soru. Soralım. Şu yüzden. Yani actually in English or yani Türkçe soralım, Türkçe soralım. Çünkü şeyimiz var, tercümanımız var. Evet, çünkü kendisi bu arada şey için değil, soru değil bu arada, yani şöyle bir soru. Ya bu son zamanlarda türeyen insanlar var. O insanlar da dünyanın yuvarlak değil, düz olduğunu iddia ediyor. Yok canım, var mı hala öyle? Nasıl yok? Şimdi finans fatura akhir amid doğunul ard musattaha ve leyse kurulya. Ya şöyle söyleyeyim, sadece kendisi söylüyorsun dünya yuvarlaktır desin. Yani bas illon enni dünya kuraviye. Bence en basit şey bu. Evet, kanalıyı öyle yazalım. Tamam, tamam. Tamam, I know that. طبعا هذا الكلام منتشر بشكل كبير جدا. طبعا كيبو ديملر çok yaygındır aslında. هناك على الفيسبوك موقع له مليون ونص متابع. Site var, 1,5 milyon takipçisi var. يقولون ان الارض مسطحه. Dünyanın düz olduğunu iddia ediyorlar bu sitede. 475 قبل الميلاد. 400 milattan 475 yıl önce. مدير مكتبة الإسكندرية. İskenderiye kütüphanesinin sorumlusu ispat bi enel ard kurawiyye, dünyanın küresel olduğunu, yuvarlak olduğunu ispatlamıştı. Ve hunaka alaf el edille le tekul bi enel ard kurawiyye, dünyanın yuvarlak olduğunu ve ispatlayan binlerce delil, kanıt vardır. Siz gördünüz yuvarlaktı. Şimdi ben bana o lazım. Vallahi söyleyeyim. Vallahi billahi yuvarlaktı. Vallahi sümme vallahi ana şehadtuha kurawiyye. Vallahi ben yemin ediyorum. Ya, tamam ya. Ben dışında küre şeklinde olduğunu gördüm, gözümle gördüm. Evet arkadaşlarım, söylüyoruz. Dünya yuvarlak. Muhammed Bey gitmiş, görmüş, bakmış. Aa, yuvarlak. O yüzden daha başka bir ispata da gerek yok. Burada konuğumuz canlı gözleri görmüş. Kuntu aduru havlaha kul 90 dakika devre kamile. Her 90 dakikada bir kere dönüyorduk dünya çevresinde. Vajahatuha kurawiyye. Ve küre şeklinde olduğunu gördüm. Gayet net bir şekilde gördüm. Bence asıl iş, bak şu yüzden söylüyorum. Son zamanlarda gerçekten çok teşekkürler. Son zamanlarda çok büyük bir şey var. Böyle adamlar filmler çekiyorlar. Büyük bir komple teorisi var ve komple teorisine göre işte dünyayı yönetenler. Bir infial yaratılıyor. Evet, böyle garip milyonlarca takipçi var. Son birkaç senede dünya düz teorisi falan gibi böyle bir gerçekten her şey dönüyor. Yani o yüzden tartışmayı bitirdik. Yani bir yerden çıkınca diğer, hani sonuçta bir zaman sonra aynı o noktaya dönüyoruz. Bir de o var, hani neye dayandırdıklarını bilmiyorum. Bu arada bak sen şöyle söyle, bunu dünya düzeye bakarsan enteresan bir şekil var. Dünyayı böyle bir tepsiye koymuşlar. Bütün çevresi Güney Kutbu. Güney Kutbu çevresi. Kuzey Kutbu tam ortada. Tam bir dairenin hedefi gibi. Mevsimler falan epey bir ilginç duruma geliyor. Ya şöyle söyleyeyim, bir kubbe var falan adamlar. Yani bununla ilgili bayağı böyle şeyler. Çok iddialılar. İnterneti karıştırırsan bununla ilgili böyle bilim adamlarının konuşup dünya düzdür diye vallahi iddiaları falan görebilirsin görmüş. Yani. Benim konuğum Muhammed Bey gitmiş, evet, görmüş, yani yuvarlak görmüş. Tamam, önemli olan bu. Adamlar uzaya çıkmış, biz daha niye konuşuyoruz derler ya. Tam o yani. Ya bu tabii ki biraz latife olarak yapıyorum ama gerçekten milyonlarca insan beyefendi de görmüş. Gerçekten o kadar çok takipçisi var ki. Müthiş. 21. yüzyılda 2019'da hala dünya. Biz bunu mu tartışıyoruz? Evet yani. Evet. Galileo'dan sonra yani gerek kalmaması lazım. Biz aslında beynimizin içini tartışıyoruz bir yani yandan da baktığımızda. Yani, tamam. Mesela Ramazan konusunu, çok affedersin kestim. Ramazan konusunu beyin formatlamakla birleştirirsek çok ilginç bir konu geldi bana. Ben aslında seni Ramazan sonrasında konuk etmeyi düşünüyordum ama hemen Ramazan sırasında almak
istedim, öne almak istedim. Çünkü açlık hissini aslında beynimizi kontrol ederek yenebiliyormuşuz. Evet, yani bu arada biz bunu yalnız yaptıkları çalışmayla iştahlarını da bayağı azaltabilirler genel olarak. Özellikle kilo verme konusunda isteyenler. Çünkü özellikle oruçken bunu yapmak daha basit. Bir de bir yandan akşama kadar bayağı zorluyorsun yani kendine. Benim biliyorsun sisteme biraz iki evet. gün boyunca beraberdik. Yalnız bir ara sen gidip gelmişsin, hatırladım kararı. Tabii. Ben bir denedim. Hatırlıyor. 3 yıl öncesi. Hayır, sen bir ara gittin. Yani şey oldu, bir televizyon programım vardı. Evet. Pazar günü başlayamadın. Ve sonradan geldin, hatırladım. Öyle bir şey vardı tabii, bak ben o kadar net hatırlamıyorum. Ben mutlaka şöyle seyircilerimizin karşısına koyacağımız, özellikle de işte hani internet üzerinde bilgi kirliliği bilmem ne diyoruz ya. Özellikle bu konularda bilgi kirliliği çok fazla. Ve bu işte NLP gibi konuların ya da işte beyinle ilgili çalışmalar, uzmanlar, seans yapan kişiler, işte yaşam koçları, enerjiciler, NLP'ciler çok fazla şarlatan olduğunu biliyorum. O yüzden bir denerim. Mutlaka bir giderim, bir bakarım. Çünkü seyircilerime karşı ne yapıyoruz? Kefil oluyoruz değil mi çağırdığımız insanlara? Bunlar budur, bu işleri yapıyorlardır, iyi yapıyorlardır dememiz gerekiyor. Çünkü ben deniyorum o yüzden. Seminerlere geldim, gördüm. Hatta ben seni konuk olarak alacaktım. Sen dedin ki önce seminerime gel. Bak, kendine güvenen konuk bunu yapar. Hadi, evet doğru, bak şimdi hatırladım. Sen de onu hatırlıyorsun. Şu yüzden, ama sen galiba orayı kaçırdın. Çünkü senin olmadığın anda evet. bir iştah ve bağımlılık çözme yemek konusu var. Beyinsel bir bağımlılık mıdır? Yani tabii ihtiyacımız da var ona, ama bir yandan bağımlılık bölümü çok fazla evet. olayın. Yani biz zannetmeyin her zaman acıktığınız zaman yiyorsunuz. O çok çok net. Yani şu anlama geliyor. Evet tabii ki yiyoruz ki böylece enerji alıp yaşayabiliyoruz. Ama her zaman ihtiyacımız var diye yemiyoruz. Bir yandan insan yaşadığı hoşuna giden şeylere bağımlılık kazanıyor. Ya şöyle, ihtiyacımız olduğu kadar yemeyeli çok oldu. Hani avcı ve toplayıcı yaşarken evet. insanlar buluyormuş, yiyormuş, bulamamış, avlanamamış, yiyemez. Ama şimdi bir markete gidiyorsunuz, eliniz kolunuz dolu çıkıyorsunuz. Habire yiyoruz bir de oturduğumuz yerden. Şöyle söyleyeyim, koşullanmalarınızın farkında mısınız bu arada? Ha bu arada şöyle söyleyeyim, bugün madem söyledim, Instagram'dan ben bugün Barış Mustafa Official'da kilo nasıl beyinle belirli diye anlattım. Silmeden yarına kadar izleyebilirler. Tam konu buydu. Yani ben evet. burayı bilmeden, geçen haftadan söylemiştim bugün kilo anlatıyorum diye. Tam bunu anlattım nasıl çözüldüğü ile ilgili. Koşullanmalar şu anlamda. Mesela bazen bir yere gidersin. Evet. Canın o yiyeceği ister. Yani orada yediğin şeyi oraya giderken ister. Ben mesela orman gibi bir yere gidersem kesin canım Mangal ister. Neden acaba? Ya çünkü koşullanmadır bunlar. Şimdi aynen öyle. Mutfağa gidersin. Yani gittiğin anda canın bir şeyler. Yani aslında beynimiz Pavlov ve köpekleri gibi çalışıyor. Çok net bir koşullanma. Koşullanma bu arada yanlış bilmeyenler için söyleyeyim. Pavlov ve köpeği deneyi vardır. İşte Zil vardır. Araştırabilirler Google'dan. Şimdi beynimizde aynı anda ateşlenen nöronlar birbirine bağlanıyorlar. Hı hı. O yüzden sen bir yerde bir şey yapmaya alışıksan orada o koşullanıyor. Yani aslında sen ormanda birkaç defa mangal yaparsan artık ormana gittiği zaman canın mangal ister. Ya da oksijen de iştah açıyor. Öyle bir şey de var gerçi ama. O da var da, bu koşullanma ya da mesela refaha gittin yani. Boza içmeden döner misin? Yani hayır, ama canın oraya gittiğin anda isteyebilir. Ya da belli bir muhit vardır, orada onu ister. Evin belli yerlerine mesela diyelim ki 2-3 defa ders çalışırken bir şey yedin. Cips. Canın cips ister. Gerçekten ilginç. Tam tersi açıdan baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Mesela hani kendimden örnek vereyim. Oruç tuttuğum zaman canım yemek çok fazla istemiyor. Çünkü hani oruçluyum bilinci oturuyor. Evet. Yemek istemiyorsun. Önünde yemek yeseler bile ben oruçluyum kardeşim, o değilmiş. O yer ben yiyemem, çünkü diye ben yemiyorum. Şu an oruçluyum. Psikolojisi geliyor. Hani bu ya, da bir koşullanma. O da koşullanma evet. Yani çünkü Ramazan'da canım bir şey istemiyor. Yani çünkü artık orada da oturmuş yıllardan beri oruç tutuyorsan, yani ne zaman yedin ne zaman içtin belli, orada da akşama doğru artık iftar beklentisiyle canın çok fazla istiyor olabilir. Çünkü yani baktığın zaman aslında vücut sadece ihtiyacını sinyallemiyor. Evet. Vücut koşullanmaları da sinyalliyor. Bu arada enteresan bir şey söyleyeyim. Biz mesela 4-5 ay önce taşındık. Bir evden başka bir yere taşındık.
İyi yapmışsınız, hayırlısı olsun. İyi yaptık. Tepdili mekanda ferahlık vardır. Öyle oluyor zaten, format atıyorsun aslında. Çok evet, güzel. Doğru. Ben bunu söylerim. Eğer travmalarını çözemiyorsan taşın diye. Bak bu çok önemli bir şeydir. Bu araya bunu sokabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Çok enteresan bir konu, bakın. Genelde koşullanmaların en güçlendiği yerler duygular çok yüksekkendir. Yani senin duyguların yükseldiği anda senin duygunla, o duygunla o anda çevrende olan alakasız konular o duyguyu koşullar. Yani büyük bir bağ kurulur. Mesela bir reklamda eğer duygu çok yükselebilirse evet, o logoyla o duygu birbiriyle bağlanabilir. Ve reklam isabetli olur. İsabetli olur yani, duyguyu yükseltmen lazım. Şimdi travmalar duyguların en yüksek yükseldiği yerler. Travmatik olaylar sırasında beyin duyguyu çok yükseltir. Çaresizlik, öfke, korku vesaire. Aman Allah'ım bir şey yapıyorum derken o anda senin çevrendeki görsel, kokusal ya da hissel şeyler, yani ay mobilya, bu ev bana basıyor dersin mesela, ya giriyor, girince bir tuhaf hissediyorum. Ya şöyle söyleyeyim, yaşadığın, belki, evet, o yaşadığın enerji, olay, bak sadece enerji değil, yaşadığın olaylarla, kötü olaylarla o orada geçen o ortam koşullanır. Eğer sen bir yerde çok fazla kötü olay yaşadıysan ya nöroformat yap, ya da yani travmalarını çöz, ya da taşın, ya da mobilyaların yerini değiştir. Evet, evi boyatsan baştan başa, mobilyaları maddi konuda imkanını el verdiğince yapsan da olur mu? Olabilir. Bak şöyle söyleyeyim, sen neden yani o zaman mobilyaların yerini değiştir, boyat vesaire falan. Çünkü gerçekten beynin yaşadığın olaylar sırasındaki duyguyla o yeri koşullar. Aynı, yani şöyle, oraya girdiğin anda yine kendini kötü hissedersin. Bir Pavlov koşullaması olur. Tamam mı? Gerçekten çok ilginç. Şimdi o yüzden neden insan tatil bile olmasa bile tedbirli mekanla, yani bir yere gittiği zaman neden rahatlar? Çünkü mevcut yaşadığı kötü olayların koşullanmasına uzaklaşırsın. Şimdi onu soracağım işte. Şimdi uzaya çıkınca şimdi, Yusuf Bey, Yusuf Bolla bu arada bize eşlik ediyor. Teşekkür ederiz. Sağ olsun, bize tercüme ediyor. Uzaya çıktık. Şimdi tatile gidince bile ben bütün sorunlarımı dışarıda bırakmış hissediyorum ki uzaya gidince dünyanın derdi sizi geriyor mu? Anlama endema azab ila al atla. Ansa kul mashakili. طيب لما بتطلع الفضاء شو كمان صار معك نفس الشيء؟ طبعا لما صعدت الى الفضاء طيب uzaya çıktığımda كان في عندي مشاكل اخرى هي التجارب العلميه اللي قمت بتنفيذها. Bir sürü sorunlar ve meşgul olduğum olaylar vardı tabii. Mesela bilimsel çalıştığım bilimsel araştırmalar. كان عندي 13 تجربه علميه. 13 tane bilimsel araştırmam vardı. Yani kemisel tecrübe vahide ecreta 12 merre. Bir tane deneyimi 12 kere tekrarladım. Kul merre saatiyen amel. Her seferinde 2 saat çalışma. لأنه من الفضاء الخارجي نقوم بإجراء كافة التجارب العلمية التي تجرى على الأرض. Uzayda, dünyada yaptığımız bütün bilimsel çalışmalar uzayda yapıyoruz. طبعا النتائج مختلفة تكون. Evet. Tabii ki sonuçlar farklı oluyor uzayda. Mutlaka. Buradaki yaşadığınız dertler, hayat gailesi, işte 5 çocuğunuz varmış. Tabii ki onların sorunları beraberinde gelir de. Hani dünyanın dertleri, dünyanın kendi hayat akışı içindeki yani, problemleri uzaya gitti mi sizinle? المشاكل اللي كانت ما عندك بالدنيا مثلا العائلة, ظروف, العمل. هل ذهبت معكم إلى الفضاء مرة؟ طبعا لازم ما تذهب معي إلى الفضاء. Tabii gitmemesi lazım. حتى استطيع اجري اعمل التجارب العلميه ايش orada işimi en iyi şekilde, en mükemmel şekilde yapmam lazım. واستمتع في العالم الجديد المبدع. Ve o gördüğüm yeni dünyanın da tadını hazını çıkarmak için. لانه في الفضاء الحياه تختلف عن الارض بشكل كامل. Çünkü uzayda ki hayat dünyadan çok çok farklı. Tabii doğal solunum yok bir kere, her şeyden önce 8 gün gibi bir süre kalmış uzayda. O sırada doğal tamam, solunum yok. Ne yer ne içer mesela, ne yedi acaba? هناك طبعا ما في هواء طبيعي. بقيتوا 8 ايام بالفضاء. شو كنتوا تاكلوا تشربوا؟ طبعا الحديث عن الفضاء والحياه في الفضاء يحتاج الى زمن طويل وممتع. Tabii ki uzayla ilgili konuşmak çok zevklidir ama çok uzun bir vakit, uzun الأكل, bir süre lazım. الشرب, النوم, yemek, içmek, uyumak. الحركه لانه ما في جاذبيه في الفضاء. Orada yer çekimi yok. Tabii. ولذلك كل شيء بيختلف على الانسان. Her şey dünyadakinden farklıdır.
ولذلك يحتاج الموضوع إلى ساعات من الشرح الممتع. Onun için bu konu çok zevkle saatlerce anlatılabilecek bir konudur. Saatlerce de dinleriz aslında, gerçekten merak ediyorum. Peki ne yediniz? ممكن نسمع كل ساعات. طيب شو أكلت في الفضاء؟ طبعا الطعام في الفضاء يختلف عن الأرض. Tabii ki dünya uzayda yediğimiz yemekler dünyadakinden farklıdır. هو عبارة عن مواد مكثفة ومغلقة. Yoğunlaştırılmış ve ambalajla kapatılmış. Misal واحد maddeler. Çorba. Mesela çorba. Mahtuta fi tüp, mitl macun el-esnan. Küçük bir tüp, diş macunu tüpüne benzer bir tüpün içindedir çorba. Tusqab ve tumtas imtisas. Onu delip çekiyoruz ağzımıza. الماء في الفضاء لا تشرب بهذا الطريقة. Uzayda bu suyu böyle içemeyiz bardakla. Doğru. Yani كل شيء نقطة الماء تطير. Çünkü zerrecikler uçuşacak havada. هناك أنبوب بجدار. Duvarda bir boru var. عملية امتصاص. Emerek suyu içiyoruz oradan. والماء الذي نشربه. İçtiğimiz su. هو من التبخر. Bu nefesimizden çıkan buharın yoğuşmasından oluşturuluyor o içme suyu. Aa, çok ilginç gerçekten. Taban allazi sayzhab ila Mars. Tabii Mars'a gidecek olan astronotlar. Min el baul mal idrar. Belki affedersiniz idrarını içecek belki. Kemiyat dahme la yumkin intisad ila el fada. Uzaya büyük bir miktar su taşıyarak uzayın derinliklerine gidemezsiniz. Vel mushkile el kubra hiye fi'n nom. Tabii en büyük sorun da uyumaktır. Nasıl uyuyordunuz mesela? Fil fada'tan adem el ittijahat. Yön diye bir şey yok uzayda, çünkü alt üst yan. Saat yok, zaman yok. Nahnu ala el ard najlis fi cazibiyye el ardiyye. Oturuyoruz, yer çekimi vardır. Nusammi tahat. Oturduğumuz yere alt diyoruz. Akis tahat fuq. Tersi de üst. Fil fada' la yujad tahat. Uzayda hiç böyle bir duygu yok. Alt yok. İzen la yujad fuq. Alt yoksa da üst yoktur. La yujad yemin au shimal. Sağ sol hiçbir şey. Müthiş bir baş dönmesi şu an geldi bana. Yön duygusu yok. İzen tariqtu nom tahtaj ila sharh kazalik, yani sabe cidden. Uyuma olayı uzun uzun anlatmak lazım. O bu yüzden. Gerçekten ben bir daha söz alayım o zaman sizden. Yani biraz zaman geçti yine gelin. Akhud mukam mev'id marra tani inşallah. 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 Tamam. Ana bi Türkiye an ba'ti mi'at muhadarat. Türkiye'de ben yüzlerce konferans, öğrencilerle de bir araya geliyoruz. Okullarda, üniversitelerde, bilim merkezlerinde. Yani ana taban sa'id ve mesrur bi al-amel. Tabii ki bunu severek yapıyorum. Yani fi ihtimam kebir min at-tullab. Çünkü karşıdan da çok büyük ilgi görüyorum. Çok bir susamışlık var bu uzay bilgilerine. Fi mevdu habib ahki. Bir konuyu açmak istiyorum bas. Teknoloji el fada. Uzay teknolojisi. El an. Şu anda. Tusaytır alel ard. Dünyaya hakim olan teknoloji. Fi kulli el ittijahat. Her alanda. Harika. Fi hayatina el yevmiye. Günlük hayatımızı. Fi manamina. Fi aklina. Fi şurbina. Uykumuzu, yememizi, içmemizi. Tarsud kulle şey. Her şey gözetiliyor uzaydan. Takip ediliyor. الدوله او الشعب اللي بده يتحضر ويدخل مستقبل gelişmek isteyen, gelecekte güçlü olmak isteyen يجب ulus veya devlet teknoloji el fada. Uzay teknolojisini ilerletmek zorundadır. İnanılmaz konular gerçekten, hani açtıkça ayrı ayrı bir konu başlığı haline geliyor. Uzun uzun da konuşmak istiyor insan. Mevdu, tıpkı renkleri konuşmak istediği gibi. Tamam. Yazılı şerhu tavilen. Min el fada nastati' an nakra unvan hazel kitab. Uzaydan bu kitabın kapağındaki ismini okuyabiliriz diyor. O kadar gelişmiş. ولولا تكنولوجيا الفضاء ما استطعنا ان نجلس هذه الجلسه. Uzay teknolojisi olmasa bu oturumu da yapamazdık, bu yayını yapamazdık. Elbette. Yani وتصل صوتنا وصورتنا الى كافه البقاع. Görüntümüz ve sesimiz dünyanın her yerine ulaşamazdı. Evet. Gerçekten müthiş konular. Son bir sorum daha var. Sona sakladım. Soracağım onu da. Renklere bir daha dönmek istiyorum. Ben geldim. Diyeceğim ki Zeynep, şu benim renklerime bir bak. Ve ben hayatımda uygun davranmak istiyorum, renkleri de doğru kullanmak istiyorum. İlk olarak nelere bakıyorsun ve nasıl şekillendiriyorsun bu prosesi? Proses dedim şimdi, ne diyeyim? Süreci. Süreci, evet. Şimdi şöyle dedim ya, herkesin aslında cildinde
bu renk ton ayarı gizli. Hani fondöten denerken onu söyler ya, cilt alt tonunuz pembe. Evet ya, maalesef çok yanlış bilgiler geziniyor. İlk önce onu söyleyebilirim. Eğer doğru bilgiler gezseydi zaten ben oturup da bu kitabını yazmaya vakit ayırmazdım. Çok yanlış bilgiler geziyor. Neden o yanlış bilgiler geziyor? Çünkü çok hızlı bir üretim var. Çok hızlıca tükettirmek gerekiyor. Tüketime yönelik yani, bir evet, aslında şey sen var. Sen mesela fondöten almaya gidiyorsun. Evet. Bu arada orada nöroformat burada uzaydan bahsederken bir anda fondötene geçmek. İşte biz de buyuz işte. Düşün nasıl bir programmış. Aynen, bu. Aynen, şimdi uzaydan geldik fondöten almak. Beyinde uzay diyorsun. Uzaydan fondötene 2 saniyede geldik. 2 saniyede indik. Arkada stok tükettirmeleri lazım. Ve o stokları tükettirirken de sana çok beylik bilgilerle, işte şöyleyse şuna bak, damarlarına bak, böyleyse bu renk iyidir gibi. Çok böyle hani paranoyak oldum damarların mavi mi yeşil mi diye bakmaktan. Bana sürekli bilek fotoğrafı geliyor gerçekten sosyal medyada. Artık bilek fotoğrafı görmekten yoruldum, işe yaramıyor. Gerçekten yapılması gereken şey şu. İşte kitabı alacağım elime, şimdi anlatacağım. Ben gerçekten birebir çalışmalarımdaki en iyi formülleri böyle kitabın belirli bir yerine koydum. Aynanın önüne geçiyorlar gün ışığında. Direkt olmayan bir güneş ışığında direkt yüzlerinin altına, çenelerine kitabı dayıyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Önünde bakıyorlar yüzüne ne yapıyor bu renkler. Ha. Ay, bu renk de nasıl yakıştı şu an bak. Turkuaz renkmiş yani, seninmiş. Örneğin mesela bu benim pembelerimden bir tanesi. Ben de severim Barbie pembe. Ama mesela hiç bana yakışmayan bir renk. Vallahi haksızlık ediyorsun, kendi arkanda da turuncu var şu anda, gayet de şık durdu. Tabii ki bunu makyajsızken yapmak yanında gerekiyor. Yanında da bir turuncu var bak şimdi. Oradan zaten tamamlıyorum o turuncunun eksikliğini ama hayatımdaki. Şaka bir yana, gerçekten teknik olarak bunu anlıyoruz. Ondan sonra da en sonunda bir skalamız var. Herkes işte bu skalalardan birine gerçekten oturuyor. Evet. Böyle birçok skala var kitabın sonunda. Sonra da bunu kesip yanına alıyor ve alışverişe çıkıyor. Şimdi bu bize gerçekten işte insanoğlu uzaya gidiyor. İşlerimiz evet, var. Yani işimiz bizim hangi fondöteni seçeyim? Yani buna ömür harcanıyor. İşte ben moda editörüyken bunu yaşadım ve bunu gördüm. Tabii tabii. İnsanların gerçekten bu tüketim sektörü içerisinde, tüketim dünyası içerisinde bunlara nasıl ömür harcadıklarını, bu anlamsız meselelere gerçekten işte hangi rengi alsam, onu neyle kombinlesem, gerçekten bunlarla ömür geçmez. Başka işlere adamak için kendimizi bu konuyu çok hızlı bir şekilde formülize ediyoruz. Alışverişe çıktığımızda hızlı davranıyoruz. Sabah Allah kalkıp giyinirken hızlı davranıyoruz. Sonra inşallah uzaya çıkacağız. Yani. Şimdi gerçekten şimdi bugün başıma gelen söyleyeyim. 25 parça kıyafet deneyip 5 parçayla çıkabildim. Tabii. Çünkü sabah bu renk oldu mu, öyle mi, bilmem ne mi, yayına evet, uyar mı falan derken. Evet. Saatler halbuki geçmiş. Her şey bir matematik. Yani bu buradaki mesele de bir matematik. O matematik kişi kendi matematiğini çözdüğü zaman, kendi problemini çözdüğü zaman ve ona göre ilerlediği zaman artık sabah ne giysem krizim bitiyor. Yani 15 dakika uğraşıyorsam 1 dakika uğraşacağına söz verebilirim. Bir yere gittiğinde ne alsam ben işte değiştir üstüne giy yapmıyorsun. Direkt hedef odaklı. Üstümde ağladı bu renk demiyorsun. Evet. Bu arada kup kesim kalıp işte makyaj yapış şeklin, saçını boyatacağın renk tonu, saçını nasıl kestirmelisin vesaire gibi şeylerin hepsi zaten bu renklerden yine sana renkler geliyor. Yine renkler bize rehber evet, oluyor mu bu konu? Evet, harika. Hepsinde rehber oluyor. O yüzden gerçekten hayatı çok hızlandıran bir şey. Ben de işte o moda sektörünün yoruculuğunu pratik bir şekilde buna aktarmaya gerçekten karar verdim. Gerçekten güzelmiş. Tamamen. Şimdi bu bir matematik dedin. Hı hı. Beynin de bir matematiği var ve bu beynin matematiğiyle biz birçok konuyu da aşabiliyoruz. Fobilerden bahsettik. Hı hı. Uçak korkusunu yenen ünlümüz vardı mesela. Perihan Savaş. Onun da bu arada çok ünlü var bize gelen ama o kendi televizyonda teşekkür ettiğinden adını verebiliyoruz. Evet, hani 30 sene sonra korkum vardı yendim demek evet, de tabii evet, bir medeni cesaret evet, örneğidir. Hani onu ama ünlüymüş o zaten. Yani evet. Berlin'e arabayla gitmek de ay, çok falan korkunç bir şey gerçekten. Ünlü olan bir orada 45 dakika sürdü. O zaman yıllar önce ben birebir çalışmıştım. Bir çalışmada yani. Evet, 45 dakika aylar çalışma. Aylar süren bir çalışma bir sonucunda yani, değil. Bir çalışma. Bir çalışmada. Ben şöyle söyleyeyim. Ben şunu söyleyebilirim bakın. Uçak korkusu genelde eğer sadece uçakta yaşanan kötü bir olayla başladıysa bir çalışma diyebiliriz. Yani travmayı çözersin beyinde ve geçer. Ama bazen uçak korkusu panik atak hı hı, olabilir. Mesela altında
17 Ağustos depremi çıkabilir. Mesela? Ya sıkışmayla ilgili. O sarsıntı, sıkışma. Yani genelde insanları kapalı bir yere sokmayla ilgili bir sorunsa, nefes alamama gibi. Aslında bak, uçak korkusu, panik atak ve klostrofobiyle akraba. Eğer uçak korkusu sadece uçakla ilgili, uçakta yaşanan bir olayla ilgili ise çözüm genelde bir çalışma. Burada ben yıllardan beri kendimi yapmıyorum. Peri Hanım'la ben yapmıştım ama artık uzman psikolog ekip geliyor, bana millet yazıyor, hocam bir falan sen yapıyorsun, siz yapıyorsunuz ama neyse. İkinci, panik atak da olabilir. Bak, panik atak da sebebi nefes alamadığın, sıkıştığın, boğulma. Fenadır. Genelde travmatik olaylar böyle. Bazen bayılma bir olayı da olabilir. Bayılma tarzı bir olay. Yani mesela bayılma tehlikesi geçirdim bir yerde. Ondan dolayı oluyor olabilir. Ya da klostrofobi, uçak korkusunun temelinde. O da zaten benzer şekilde kapalı kaldığım bir olay. Yine deprem tarzı bir şey olabiliyor. Yani uçak korkusunun altında 17 Ağustos çıkabilir. Gerçekten ilginç bağlantılar olabiliyor. Tabii kişisine göre de değişir. Hani bunların hiçbiri garantili değil. Çünkü hayır, yani olanları sizin söylüyorum. Travmanız çok daha derinlere gidiyor olabilir ama şöyle bir şey var. Mesela hayvan korkusu gerçekten hayatın konforunu çok bozuyor. Uçak korkusu gerçekten konforu bozuyor. Bunların çaresinin olduğunu ben de yaptığım programlar sonucunda öğrenmiştim. En azından şimdi istiyoruz ki bir şekilde bilmeyen kalmasın. Sizin de bilginiz olsun, bizi izleyenlerin de. Şimdi korkulardan yola çıkmışken son bir sorumu da ileteyim. Hiç geri dönemeyeceğim korkusu yaşadınız mı? O boşlukta savrulup belki ülkeye, ama ülkeye diyorum, gezegene dönememe korkusu yaşadınız mı? Adam kudra ala rucu ila al-ard. Ana mu'min. Ben inançlı bir insanım. Cidden. Son derece. Akum bi vacibi bi şekil kamil. Görevimi tam şeklinde yaparım. Ve hayati ve memati bi yedillah. Ama yaşamım ve ölümüm Allah'ın elinde. أقول لطلابي دائما ben öğrencilerime sürekli söylüyorum ki الخوف korku يفقد نصف المعلومات bilginin yarısını yok eder. ولذلك على الإنسان أن يقوم بعمله بشكل كامل insan işini tam şeklinde yapmalı ولا يخاف من شيء ve hiçbir şeyden korkmamalı korkuyu sokmamalı içine حينما يخاف الإنسان çünkü insan korktuğu zaman فإذا وقع في مشكلة bir problemde düştüğü zaman bir sorun, o zaman iki sorun olur. Onun için korkuyu sildim. Neden korkuyoruz? Bu dünyada korkutacak, insanı korkutacak bir şey yok aslında. Bazen endişe olabilir. ولكن قلق إنه أو أمل بأنه يتم العمل بشكل كامل. Veyahut işi en iyi şekilde yapma endişesi diyeyim. Belki panik, ben biraz onu kastettim aslında. Bir anlık paniğe düşebilir insan. Oksijen mi bitiyor? Eyvah, dönemeyecek miyim? Savrulacak mıyım? İnsan ben يخاف أحيانا أو يصير عنده حالة رعب إن يترى هل انتهى الأكسجين أو صارت الحياة في الفضاء. Uzayda da hayat. Madrusa bi dikka kash çok kamile. Dikkatli bir şekilde etüt edilmiş, çalışılmış uzun madrus süre. Kul şahıs fil fada her kişi kem yetenfes uzayda ne kadar oksijen tüketeceği hesaplanmış. Ve kem yatrah min sani oksid ne kadar karbondioksit vücudu. Ve mevcut ihtiyat kamil fil fada. Onun için yedek rezerv var. Evet. At-taam مدروس. هبسه تدل مش يمك. هركس نقدر إن كالوري يكار. الحياة في الفضاء لا يمكن أن تعيش تحت العبس. وزايدة حياة جلش جزيل. بلانلنا ماز يعني. إلا إذا تدخلت مثلاً شهاب أو شيء خطر. أما طبيعي كي إرادة دشندا. مثلاً بي وزاي تاشي و وزاي bir cisim meteor, meteor cisim, gibi tamam. Bir olay. Kaptan yani, bir cisim olursa, yaklaşıyor. Kaptan cisim yani öyle bir cisimle çarpışma olursa yani o zaman tabii ki hesaplar hepsi. Bir yola çıkalım da öyle bakarız denmiyor tabii ki yani. Yarımıza iki yolluk alalım. Şu? Yani hemen ne vallahi طلع على الطريق ونشوف شو بتصير معنا يتسرع معنا ما لا لازم نطلع على الطريق. Yok, yola çıkmamız lazım ama حصل في تاريخ الفضاء حوادث كثيرة. Uzayda tabii ki tarih, uzay tarihi boyunca çok kaza olmuştur. ومات كثير من رواد الفضاء. Çok uzay adamı astronot öldü.
Riskli. Taban. Challenger. Challenger 86. Challenger fırlatma anında patlamış, patladı. 7 kişi. Kolombiya. Yeten bilim adamı. Kolombiya, Mekke'yi dönüşte. Rus, عندهم 5 رواد فضاء ماتوا في حوادث. Ruslarda da 5 tane uzay adamı. Ama ben size bir kez daha bir hayranlık duydum. Aslında sadece bir kozmonotla değil bir filozofla tanıştığımızı tamam, düşünüyorum. Ana, çağımızın tamam, filozofuyla. أعجبت فيكم كثيرا. ما بس أنتم ليسوا رجل فضاء بل فيلسوف في الوقت نفسه. الحمد لله شكرا. Ve sohbete doyamadım. Umarım bir kez daha ve defalarca sizi konuk etme fırsatı buluruz. İnşallah fi برنامج. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. نعيدها معكم. طبعا أنا سعيد باللقاء. Tabii ki ben çok mutlu oldum bu görüşmeyle. Oturumda. Raed Fada Türkiye. İnşallah kaliben. Bir Türk uzay adamı da, astronot da görürüz en yakın umarım, zamanda. Umarım. O kesinlikle o konuya ben de katılıyorum ve şu konuya da katılıyorum. İnsanın korktuğu her an aslında ilahi güçten koptuğu andır. Tevekkül burada kendini akışa bırakmak ve yaradana teslim etmek de çok önemlidir. Siz onun altını çizdiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. الخوف هو الابتعاد عن الله دائما لذلك يجب التوكل على الله. وانتو evet. شرحتوا هال بس لازم العمل ممكن. طب كي çalışmak çok çalışmak da lazım. Mutlaka tabii. Mutlaka. Teşekkürler tekrar. Teşekkür. Zeynep Tarhan Muslu, renklerin şifresine biraz girdik. Yine söz alacağım. Gerçekten sohbete doymadım Barış'la birlikte. Ayrı ayrı da tabii ki her zaman yarından önceye bekliyorum sizleri. İnşallah. Bu konular her zaman benim çok ilgimi çeken konulardır. İzleyicimizin de keyif aldığını biliyorum. Umarım yarından önce hoş bir sohbet izlemişsinizdir. Bizden çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, yarından öncenin böylelikle sonuna geldik. Yarın saatler 23.30'u gösterdi de yeniden karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.